Bu TÜFE oranı da 12 aylık ortalamaya göre alınan TÜFE oranı, o da en son açıklanan rakamlara göre %59. Bunun Temmuz ayında yaklaşık %50'nin altına düşeceği öngörülmekte. Aslında %25'ten %50'ye artırımı olacak dolaylı olarak düşündüğümüzde. Bu kiracılar açısından artış anlamında bir dezavantaj, ancak bundan yaklaşık 2 sene önce getirilen düzenlemeyle ve hali hazırda 1 Temmuz'da sonlanacak düzenlemeyle 2 yıldır zaten kiracılar kısıtlı artışla bundan faydalanıyorlardı. Yani her ne kadar dezavantajlı olsa da var olan 2 yıl boyunca faydalanmış oldukları o artış artık eskisi gibi devam etmeyecek, ancak oran çok çok yüksek miktarda artmayacak. Tabii ki TÜFE oranının üzerinde, 12 aylık ortalamanın üzerinde bir artış yapma yasağı var. Ev sahipleri %100 artış yapmak istiyorum dediklerinde %100 artış yapamayacaklar. Ha, bu açıdan kiracılar kısmen bundan faydalanacak. Ancak zaten ev sahipleri de 2 yıldır maalesef dezavantajlarını olan onların açısından %25'lik sınır onlar açısından kalkacak ve bu oran yaklaşık %50 olacak. Bu biraz ev sahiplerini tatmin edecektir elbette. Ayrıca şu var, %25 sınırı olduğu için evlerini kiraya vermeyen, kiracısıyla sıkıntı yaşayan onlarca, belki yüzlerce. Biz Adana için tam olarak sayıyı bilmiyoruz ama İstanbul için söylenen rakamlar 500, 600, 700 bin konutun boş olduğu. Sırf kiracısıyla tartışma yaşamamak için, sırf %25 sınırına takılmamak için. Bu boştaki konutlar da artık kiraya verilecek. Ama burada biraz yani tahminlerimiz var. Kiracıların zorluk yaşayacağı anlamında, ancak boş olan konutların da kiraya verilmesi burada piyasanın aşağıya çekilme ihtimalinin olduğunu gösteriyor bize. Belki bizim bölgemiz depremin etkisinden dolayı çok fazla boşta konutun olmadığı varsayımında bulunabiliriz, ama biraz daha batıya doğru gittiğimizde veya Marmara'ya doğru gittiğimizde buralarda çok ciddi anlamda boş konutlar bulunmakta. Bu konutlar da artık kiraya verilebilecek. Çünkü ev sahipleri istemiş oldukları rakamlar üzerinden ve TÜFE oranından artışlar yapabileceklerdir. Çok teşekkür ederim hocam. Peki burada mesela kira oranının %25 olmasına rağmen ev sahipleri illegal bir şekilde kirada arttırıma gidebiliyordu. Şu an bu arttırımın resmiyette olması, kiracının zaten önceden belini büken bir miktar vardı. Bunun da önünü açmaz mı? Yani o miktar arttırımını resmileştirmez mi? Amaç bu mu yoksa? Şimdi şöyle, bundan önce kiracıya zaten TÜFE oranında bir artış yapılıyordu. 12 aylık TÜFE oranında artış yapılıyordu. Tabii ki bazı kiracı ve ev sahipleri arasında oran anlaşmaları da vardı. %10 gibi, %25 gibi. Ancak bu saatten sonra enflasyonun devam etmesiyle beraber, fahiş artışlarla beraber kimsenin, özellikle ev sahiplerinin %10, %25 gibi sınır koyabileceğini düşünmüyoruz yeni kira sözleşmelerinde. Muhtemelen bundan sonra TÜFE oranında, 12 aylık ortalama oranında artış şartı koyulacaktır. Ki genel olarak da TÜFE oranında anlaşma yapılıyor. Ancak burada %25 sınırı 2 yıl boyunca kiracıyı korudu. Ev sahipleri bunun dışında gayri resmi anlamda fahiş artışlar yaptı. Ancak burada bilinçli olan kiracılar da dava yoluna, mahkeme yoluna, şikayet yoluna gitmeye başladı. Artık kiracılar da biliyor ve haklarını biliyor ve çok fazla danışan kiracılar oluyor. Bununla beraber kira sözleşmelerini, kira uyuşmazlıklarının mahkeme aşamasında çok yoğun bir şekilde yük olduğundan ötürü arabuluculuk şartı getirildi kiraya. Arabuluculuk şartında zaten bir sürü ve 130-140 bin yanlış hatırlamıyorsam oranında bir anlaşma sağlandı. Bunlar sürecin daha hızlı yürümesine yardımcı oluyor. Ancak hala yetersiz olduğunu düşünüyoruz bunun. Peki hocam, şu soruyu soralım. Kiracıların ve ev sahiplerinin bu süreçte izlemesi gereken yolda hukuksal olarak
söyleyebileceğiniz son şeyler nelerdir? Uyarı babında da olabilir, tavsiye babında da olabilir. Bizler şunu kesinlikle öneriyoruz. Bir oran varsa oranın üzerine artış yapılmamalı. Kiracılar hakkını bilmeli bu konuda. Kiracının zaten çıkarılabilmesi için belli şartları var. İşte bunlar ihtiyaç sebebiyle çıkarılma, evin ciddi manada bir tadilat geçirmesi veya iş yeri de olabilir. Bunlar buraların ciddi manada bir tadilat geçirmesinin şart olması. İşte ihtiyaç sebebiyle dediğimizde çocuğunu evlendirecek, kendi evine yerleştirecek. Yani bu sebepler veya kiracının borcunu ödememesi, ne istinaden çekilen ihtarlardan sonra evin tahliyesi. Yani buna benzer birkaç sebeple beraber evin tahliyesi istenebiliyor. Yani bizim önerebileceğimiz şeyler, kiracılar burada ödemelerine dikkat etsin. Onun dışında ev sahipleri de fahiş artışlar yapmasın. Zaten artış yapabilecekleri oranlar belli. 12 aylık ortalamaya, TÜFE'ye göre en fazla artış yapabiliyorlar. Yani bunun üzerinde artış yaparlarsa zaten ev sahipleri, kiracılar bu şikayet yoluna gidip bu artışı ödemeyebilirler. Hatta direkt ev sahibinin hesabına var olan oran üzerinden ödeme de yapabilirler. Bu kiracılar açısından bir sorun doğurmayacaktır. Kiracı ev sahibi arasında uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmalarını biz öneriyoruz. Evleri taciz etmektense hak hukuk yolunda arabuluculuk veya dava yoluyla veya icra yoluyla haklarını aramalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi şöyle, bundan önce kiracıya zaten TÜFE oranında bir artış yapılıyordu. 12 aylık TÜFE oranında artış yapılıyordu. Tabii ki bazı kiracı ve ev sahipleri arasında oran anlaşmaları da vardı. %10 gibi, %25 gibi. Ancak bu saatten sonra enflasyonun devam etmesiyle beraber, fahiş artışlarla beraber kimsenin, özellikle ev sahiplerinin %10, %25 gibi sınır koyabileceğini düşünmüyoruz yeni kira sözleşmelerinde. Muhtemelen bundan sonra TÜFE oranında, 12 aylık ortalama oranında artış şartı koyulacaktır. Ki genel olarak da TÜFE oranında anlaşma yapılıyor. Ancak burada %25 sınırı 2 yıl boyunca kiracıyı korudu. Ev sahipleri bunun dışında gayri resmi anlamda fahiş artışlar yaptı. Ancak burada bilinçli olan kiracılar da dava yoluna, mahkeme yoluna, şikayet yoluna gitmeye başladı. Artık kiracılar da biliyor ve haklarını biliyor ve çok fazla danışan kiracılar oluyor. Bununla beraber kira sözleşmelerini, kira uyuşmazlıklarının mahkeme aşamasında çok yoğun bir şekilde yük olduğundan ötürü arabuluculuk şartı getirildi kiraya. Arabuluculuk şartında zaten bir sürü ve 130-140 bin yanlış hatırlamıyorsam oranında bir anlaşma sağlandı. Bunlar sürecin daha hızlı yürümesine yardımcı oluyor. Ancak hala yetersiz olduğunu düşünüyoruz bunun. Yani bizim önerebileceğimiz şeyler, kiracılar burada ödemelerine dikkat etsin. Onun dışında ev sahipleri de fahiş artışlar yapmasın. Zaten artış yapabilecekleri oranlar belli. 12 aylık ortalamaya TÜFE'ye göre en fazla artış yapabiliyorlar. Yani bunun üzerinde artış yaparlarsa zaten ev sahipleri, kiracılar bu şikayet yoluna gidip bu artışı ödemeyebilirler. Hatta direkt ev sahibinin hesabına var olan oran üzerinden ödeme de yapabilirler. Bu kiracılar açısından bir sorun doğurmayacaktır. Kiracı ev sahibi arasında uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmalarını biz öneriyoruz. Evleri taciz etmektense hak hukuk yolunda arabuluculuk veya dava yoluyla veya icra yoluyla haklarını aramalarını tavsiye ediyoruz.